Şimdi hafta sonunu inşallah herkes güzel geçirmiştir. Bizim ekipçe gözümüz kulağımız 7 yaşındaki İkranur Tırsi'deydi. Kendisi ne yazık ki 3 gündür kayıp. Bugün Sevgican ve Serpil iki hala aramızda, biri Giresun'dan geldi. Giresun'un Bulancak ilçesinde ailesiyle beraber yaşıyor 7 yaşındaki çocuğumuz. Çok da güzel bir çocuk. Allah nazarlardan saklasın inşallah. Vallahi cumartesi günü kayıp haberini aldık. Allah gönlümüzü biliyor ya, yani inşallah bulunur bulunur diye bekledik. Fakat tüm aramalara rağmen aradan geçen süre içinde küçük kıza hala ulaşılamadı. Arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ailenin endişeli bekleyişi de sürüyor. Ekip arkadaşlarımızla dün sabahtan beri olay yerindeydi. Valilikten bir açıklama yapıldı. İkranur Tırsi arama çalışmaları hakkında bir basın duyurusu yaptı Giresun Valiliği. Çocuğumuz 2013 doğumlu. 6 yaşlarında kardeşi ve kuzeniyle oyun oynamak üzere evden çıkıyor. Akşam saatlerine doğru evlerine dönmemesi üzerine aile ve komşular tarafından aramaya başlanıyor. Saat 21'de ilçe jandarma komutanlığına konu iletiliyor. 6 asayiş timi bir köpek unsuruyla 8 kişilik akut, 4 kişilik afat ekibi olmak üzere 36 kişilik uzman ekip ve vatandaşlarla beraber sabaha kadar bölgede arama çalışmalarına devam edildiğini söylüyor Giresun Valiliği. Gece boyunca da sürmüş yine arama çalışmaları, istakip köpeği ve termal kamera desteğiyle. Havanın aydınlanmasıyla yaklaşık 150 personelle beraber 74 hektarlık alan aranmış. Ancak kızımıza ait bulgu ve emareye rastlanılmamıştır diyor Giresun Valiliği. Ve şöyle bir uyarıda da bulunmuş özellikle İkranur'un akrabalarına. Konuyla ilgili duydukları endişe ve merak nedeniyle köye gelmek isteyen vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür etmekle birlikte alanda oluşacak yoğunlaşmaların ekiplerimizin çalışma düzenlerini ve konsantrasyonlarını bozduğunun bilinmesi hususunu da kıymetli vatandaşlarımızın bilgi ve takdirlerini arz ediyoruz demiş yine Giresun Valiliği. Çünkü hani ne kadar burada kalabalık olursa bizim işimizi zorlaştırıyorsunuz, evet, demişler kibarca. Ama çocuğumuzdan haber yok. 4 çocuklu bir aile, İkranur en büyüğü. En küçüğü kaç yaşında? 6 aylık mı sanırım? 11 aylık şu an. 11 aylık. 11 aylık küçük kardeş var. İkranur 7 yaşında. Bildiği bir yer, ayrıntılarını halalarından öğreneceğiz. Yani 40 yılda bir gidip kaybolacağı bir yer değil. Niye gitti de geri dönmedi? Çok sayıda soru işareti var. Önce haberimizi bir izleyelim. Tarih 27 Haziran Cumartesi. Yer Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli Köyü. 7 yaşındaki İkranur Tırsi ailesiyle birlikte babaannesini ziyaret etmek için İcilli Köyü'nün Kıran Mahallesi'ne gitmişti. Arkadaşları ve kardeşleriyle birlikte oynamak için babaannesinin evinden çıktı, köyün içinde harman yerine doğru gitti. Köyün içinden geçerek evine yaklaşık 8-10 dakika mesafedeki işte tam bu noktaya geldi. Kardeşiyle arkadaşlarını peşinden gelmemeleri için uyaran küçük kız hayvanlara bakmaya gideceğini söyleyerek ayrıldı ve bir daha da dönemedi. Akşam saat 6 civarlarında burada oyun oynuyorlar. Yan komşusu, amcasının torunu, bir de kendi kardeşi var. İnekleri ben bakayım diyor. Siz gelmeyin demiş çocuklara. Şu yoldan ağrı gitmiş. Sırgan yakar sizi demiş. Daha da çocuktan haber yok. Yusuf diyor ki daha da değil, görmedik diyor. Amcası ve halasının oynarken gördüğü küçük kızın kaybolduğunu kimse fark etmedi. Uzun bir süre ne annesi ne de babası İkranur'un kaybolduğunu anlayamadı. Görümce buluyor Sedef Tırsı. Ben gördüm dedi onun dedi. Yanlarına gitmiş. Aşağıda oynuyorlarmış o İkranur'un kaybolduğu oğullarda. Benim ortanca oğlan gelince İkranur'un küçüğü. Dedim abla nerede? Möğünün yanında dedi. İkranur inekleri bakacağım falan amcamın yanına gidiyor. O zaman merak etmedim anne. Akşam oldu, panik oldum anne. Eşimi aradım, İkranur kayıpmış dedim. 6 yaşındaki kardeşi Tuğra eve dönmüştü ama 7 yaşındaki ablasından haber yoktu. Telaşlanan aile küçük kızı aramaya başlamıştı. Hep gezdik o getüyeleri. Akşam karanlığı oldu. Baktık bulamadık. Çağır bağır 4 yaşı yıktık yok.
Kendi çabalarıyla İkranur'u bulmaya çalışan aile ve akrabalar sonuç alamayınca jandarmaya haber verdiler. Onlar da geldi, yok. Köpek de geldi, burada yok. Aha böğün oldu, gene yok. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Bu çocuğun illaki bir şeyi bulunacaktı. Tüm arama çalışmalarına rağmen izine rastlanmayan 7 yaşındaki İkranur'u husumet sebebiyle biri ya da birileri kaçırmış olabilir miydi? Eşimin kardeşi halasının oğluna kaçınca biraz atışma oldu bir aralarında. Başka hani bildiğim bir şey yok hani. Elim kolum da bağlı. Cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan arama çalışmalarına jandarma, AFAD ve AKUT ekipleriyle köylüler de katıldı. Minik İkranur'dan güzel bir haber bekliyoruz. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ben iş yerinden çıkmıştım, hafta sonu tatiliydi. Köye gelirken işte köyde yolda haber aldım. Geldik işte sağa sola aradık, bulamadık. Hala da arıyoruz işte. Kızımı görenler Müge Anlı'yı 155 polise, 156 jandarmaya haber vermesini istiyorum. 7 yaşındaki İkranur için herkes seferber olmuş, gece boyunca aramalar devam etmişti ama hiçbir ize rastlanamadı. Bu mahalleyi çok iyi bilen bir çocuktu. İnşallah bulunur diyoruz sağ salim. Bütün yetkililerden yardım istiyoruz bulunsun sağ salim diye. Pazar günü de devam eden İkranur'u arama çalışmalarına haber ekibimiz de katıldı. Minik İkranur'un tam kaybolduğu noktadayız. Bu noktadan tekrar bir arama yapılacak. Bütün noktalarda arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Faaliyete başlayalım. Takviye birliklerinin de katılımıyla dağ tepe her yer aranırken çevredeki dere yatakları ve kuyularla tehlikeli uçurumlarda didik didik edildi. Burada gördüğünüz gibi bir yaprak birikintisi var. İkranur her noktada santim santim aranıyor. Yaşındaki İkranur'un kaybında 3. güne girilirken arama çalışmaları da hız kesmeden devam ediyordu. Yaklaşık 2,5 saatlik bir arama sürdü. Ekipler 1 kilometre dereye kadar indiler ve şimdi bu ekip çalışmayı bitirdi, arama kurtarma çalışmasını. Diğer ekipler art arda arama çalışmasına devam edecek. Torunumu bulsunlar bana. Hep gülerdi böyle, hiç yüzü hiç yapmadı. Sarılıp koklamak istiyorum gene onu. Benim ilk göz ağrımdı. Ben onu hani gözümden sakındım hani düşmesin, doğrayayım diye. Karanlıktan korkan bir çocuktu. Ne olur bana yardımcı ol. Giresun uyumuyor efendim. Giresun cumartesi akşamından beri deyim yerindeyse uyumuyor. Vali, kaymakam, jandarma, AKUT, AFAD, UMKE ekipleri, ordu ve Giresun bulanacak itfaiye ekipleri işte 70 hektarlık dile kolay bir yeri adım adım karış karış arıyor. Bu yaştaki küçük çocuklarla ilgili hep söylüyoruz. 3 gün kritik eşiktir. Cumartesi işte akşam üstü kayboldu. Pazar 1. Bugün ikinci güne girdik. Aslında yarın akşam üstüne kadar o kritik eşiğimizi atlatmadık. Yani hala ümitlerimiz çok taze. O nedenle bu çocukla ilgili bilgi sahibi olanın kaçırılıp götürüldüyse bununla ilgili duyum alanın o köyde bir şey gören bilen varsa lütfen artık yani o yapmaz bu yapmaz diye düşünmeden sadece gördüğünü anlatacakların bu anlatımları son derece büyük önem taşıyor. Lütfen o kritik eşiği geçmeden çocuğumuzun bulunması için elimizden gelen her şeyi yapalım. Bugün de efendim arama çalışmaları devam ediyor. İcilli köyünde özel jandarma, özel harekat, AFAD, AKUT, UMKE ekipleri, ordu ve Giresun bulanacak itfaiye ekipleri, Trabzon ve Samsun AFAD köpekli arama timleri, birer istakip köpeği ve eğitmenleri de arama bölgesine gelmiş durumdalar. Yine Giresun İl jandarma ekiplerine bağlı bir istakip ve kadavra köpeği eğitimcileriyle beraber yine arama çalışmasına katılmak üzere bölgede. Yani 3 tane de köpek katılıyor. Yani aileye bağlı. Leyla olayında Müge Hanım biliyorsunuz jandarma evleri aramada bir gün gecikme yapmıştı.
ve ondan sonra da kötü akıbetle karşılaştık. Ben buradan sesleniyorum. Lütfen en yakın akraba dahi kapısını açsın. Yani gocunmasın. Lütfen yetkililer en yakınından en uzağına kadar köyün bütün evlerinde, bodrumlarında, mahzeninde, odunluğunda, kömürlüğünde ne varsa aramaya başlayın. Geç kalmayın kardeşim. Maalesef bu kötü durumlarla karşılaşıyoruz yani. Maalesef. Valla zaten evini herkes açar, açmayana da niye zaten açmıyor açmayan, diye sorunuz. Açmayanın zaten abdestinden zoru var demektir. Yani neyse şimdi. Yani ne diyeceğimi söylüyorum. Karıştırmayalım yani. Da oraları. Serpil'cim hanginiz Giresun'dan geldiniz? Heh. Sen geldin. Bu çocuk babaannesinde mi okuyordu? Evet, köyde kalıyordu. Peki anne baba? Anne babam merkezdeydi. Daha önce İstanbul'dalardı zaten. Abim geleli 8 ay oluyor. Çocuk, 8 aydır oradalar. Evet, çocuk önceden geldi ikranı. Onun için hani orada geldiği için de merkezde hani bulanacak da ev olmadığı için İcilli'ye verildi. Yani köy okuluna verildi. Orada hani halalarıyla, şey, babaannesiyle, dedesiyle falan kalıyordu. Yani çocuğun aslında yaşadığı köy bu. Anne evet. İstanbul'da orada ama çocuğun yaşadığı köy burası. Yani evet. Çocuk herkesi ve her tarafı biliyor. Aynen. Peki neden anne babasının yanında okumadı da babaanneye gönderildi? Ya şimdi İstanbul'da abim, hani ben de İstanbul'dayım, geri geldiğimde geçinme sıkıntısı falan oldu. 4 tane çocuk olunca hani geçim sıkıntısı çok fazla olunca mecbur köye gelmek zorunda kaldı abim. Çocuğu önceden gönderdi annem, hani biraz daha eksik olsun, hani kendinizi toparlayın falan diye. Hani o yüzden yeğenim köye geldi. Sonradan da işte okula verildi, şey oldu. Abim daha burada şey tutunamayınca o da merkeze geldi, yani Giresun'a geldi. O şekilde hani belki bu yazın şey yapacaktık, okulunu Bulanca alacaktık, yani ilçeye alacaktık. İşte bu geldi başımıza. Öz anne babalar değil mi? Evet. Aileyle konuştuğumuzda hiçbir düşmanımız yok dediler. Yok. Sadece bir halanın birine söz verip başka halasının oğluyla kaçmasını gösterdiler. Böyle bir para mı harcanmıştı? Yani nişan yapıldı. Adam hani haklı olarak da nişan parasını istedi. Bizden hani kız kaçtı gitti, nişan paramızı geri verin hesabı. Biz de hani abimin sadece şeyi, hani zaten çalışmıyoruz. Virüs yüzünden işlerimiz hep kapandı, şey oldu. Hani ailemin de durumu yok. Nereden bulup da sana para verecek gibisinden şey. Sadece karşı tarafla, o kaçtı peki, kişiyle. Peki o parayı İkranur'un babasından mı istediler? Yok, benim babamdan. Yani şeyden. Senin mi kız kardeşin kaçtı? Evet, benim küçüğüm. Senin küçüğün kaçtı. Yani aslında İkranur'un babasıyla direkt alakalı bir durum değil. Yok. Aile ilgilendiriyor. Aile içi yani. Ailemiz komple yani o tarafa yönelmişti okulda. Ne zaman oldu bu kaçma falan olayları? Bir ay, bir buçuk ay falan. Yeni bir olay. Evet. Tek şu anda galiba ailenin üzerinde durduğu, yani hani bir problemimiz oldu denilen olay bu. Durum da bu. Aynen. Yani tabii o aileyi de görmek isterim. Şimdi böyle bir nişan parasından dolayı da ben bir çocuğun kaçırılacağını hiç aklımın ucuna bile getirmem açıkçası. Hani aile de aslında bunu direkt olarak söylemiyor da hani problemli birisi var mı işte. Yani onlar var. Yani sadece. Karşı biz o istenen hani nişanlandığı kişiye biz zaten istedikleri parayı verdik. Hani krediyle, cartla curtla verdik o parayı. Abim sadece kardeşimin kaçtığı kişinin hani ondan o babamın o öte tarafa ettiği tahsil ettiği parayı istiyordu. Hani biz bu zor durumda bıraktınız bizi. Hani o şey parayı siz ödeyin gibisinden böyle bir tartışma çıktı. Onun haricinde ne hani vurdum kırdım hiçbir şey olmadı yani aramızda. Ha bir dakika, senin kız kardeşin biriyle nişanlandı. Nişanı kız tarafı yapar, niye erkek yapıyor anlamadım ben. Onlar acele etmişlerdi hani yapmak konusunda. Annemden hani durumum yok yapamam dedi. O şekilde onlar biz yapalım dediler. Erkek tarafı nişan masrafını karşıladı. Aynen. Sonra kız başka birine kaçınca. Aynen. O yani senin baban kredi alıp o borcu ödedi. Evet. İlk nişan yapılan kişiye. Bu sefer de kızın kaçtığı kişiden mi parasını istedi? Aynen. Onlar vermediler mi? Yok. Bizim sorunumuz değil, siz yaptınız nişanı aslında dediler. Aslında tartışmalı olduğunuz kardeşinizin yeni kaçtığı aile. Evet. Evet. Onlar nerede oturuyor? O da halam oluyor yani. Ha? Halam oluyor o kaçtığı kişi de. Şey, o halamın oğlu. Kuzenim. Ha. Ha. O da hala. O da şey. O da aynı. Yani babanızın kız kardeşinin oğluna kaçtı. Onlar nerede yaşıyorlar? Ya onlar da merkezi yer diyelim. Yakın Erdoğan köydeler onlar da. Yakın köydeler. Hı-hı. Bu ilk nişan yaptığınız yakın yerde mi? O uzak. O da bayağı bizden yüksek bir köy. Yani Gürcü diyorlar. Bilemiyorum tabii şu anda. Muhabirimiz Samet Güner'e bağlanalım. Yanında İkranur'un annesi, babası ve babaannesi var. Arama çalışmaları başladı mı Samet? Sen de dünden beri köydesin neredeyse. Ama uyumadı Giresun dedim. Görüntülerde de gösterdik.
Neler aktaracaksın bize oradan? İyi yayınlar Müge Hanım. Dediğiniz gibi biz de dün itibariyle köydeydik. Arama çalışmalarını takip ettik. Köyde gerçekten çok kalabalık bir ekip var. Sizin de bahsettiğiniz gibi UMKE, AFAD, AKUT, jandarma ekipleri. Herkes burada. Gerçekten her nokta aranıyor. Burada yaklaşık 52-54 hektarlık bölüm. Karış karış arandı desek yeridir Müge Hanım. Çünkü hiç durmadan ekipler art arda dinlenerek farklı ekiplerle farklı gruplar oluşturarak arama çalışmalarını devam ettirdiler. Ekipler bazı noktalara defa kez baktılar. Gözden kaçan bir şey olabilir. Belki başka bir noktada bir ipucu vardır onu aramak için. Tekrar bugün de dakikalar önce arama çalışmaları yine başladı. Ekipler yenileniyor. Diğer ekip dinlenirken diğeri geliyor. Biraz önce AKUT, AFAD, jandarma ekipleri arama köpekleriyle sizin de bahsettiğiniz gibi arama çalışmaları başladı. Bulunduğumuz nokta minik İkranur'un kaybolduğu nokta, en son bu noktada görülmüş. Burası harman yeri denilen yer ve biraz önce hemen sol tarafa en son gittiği düşünülen noktaya köpekler girdiler, arama köpekleri girdiler. Bu noktayı arıyorlar. Bu noktayı ararken iz olmasın diye, karmaşa olmasın diye sadece arama köpekleri giriyor. Biraz önce sizin de isimlerini saydığınız 3 tane arama köpeği bu noktaya girdi. Ovit girdi. Ve jandarma ekiplerinin köpekleri olan Hoster'le Sefil de bu noktada arama çalışmalarına devam ediyor. Hem iz takip köpekleri hem de ne yazık ki her ihtimale karşı kadavra köpekleri de arama çalışmalarını sürdürüyor. Biz de an be an takip ediyoruz. Şimdi yanımızda aile var Müge Hanım, sizin de bahsettiğiniz gibi. Hemen babaannemiz var. Önce mikrofonu babaannemiz Nihal Hanım'a uzatmak istiyorum. Zaten burada köydeyken babaannemizin yanında kalıyordu minik İkranur. En son sizin yanınızdaydı, kayboldu. Evet. Ben tutarım. Buyurun. Migen Hanım, teşekkür ederim sana. Torunumu bu, başka bir şey istemiyorum. İkinci gün oldu, hala yok Migen. Daha dayanacak gücüm kalmadı. Yemeğe bir ihtiyacım yok benim ya. Diyelemiyorum daha ya. Benim canımı bulun getirin bana. Hiçbir şey istemiyorum daha. En son köyde sizin yanınızdaydı. Siz en son ne zaman gördünüz? Kayboldu haberi ne zaman geldi size? Gördüm en son cumartesi günü. İtaziye gitmiştim. Daha da görmedim bundan sonra. Kayboldu. O zaman kayboldu. Daha görmedim. Peki köyde benim sizinle kalıyor. Buraları gezer miydi her zaman? Geliyordu. Halalarıyla gelip burada mal oynayıp koşup geliyorlardı. Öyle geliyorlardı. O gün gelmedi. O gün ne yazık ki gelmedi. O gün gelmedi. Çocuğuma ne geldi başına bilmiyorum. Baba, bir şeyini bulun getirin ne olur. En azından bilelim ne olduğunu. İnşallah bir yere düşmüştür, uyuyakalmıştır falan deyip dua ettim Allah iki gündür. Allah biliyor ama yani. Çocuğumu bana getirseniz vallahi benden mutlu insan olmayacak. Ben yanımda diyor inşallah bir yerde uyuyakalmıştır, sağ salim buluruz i̇nşallah, dua ettim diyor. İnşallah. Buyurun Müge Hanım. Samet'cim bir şey soracağım. Şimdi bu kız çocuğu en son diyor ki kardeşlerinin yanından ayrılıyor ve diyor ki ben diyor belki babaya sorabilirsin. İşte kardeşine demiş ki möğlere bakacağım. Yani hayvanlara bakacağım demiş. Demek ki bunlar o oynadıkları yerin civarında inekler falan var. Kimin inekleri, kimin hayvanları var o civarda? Ve o kim o hayvanları güdüyor mu, başında mı? Ya da kim almaya gidiyor mesela o hayvanları? Siz de duydunuz, İkranur en son kimin yanına gitti? Hangi... İkranur hayvanların yanında geziyor muydu yoksa sadece 14 yaşındaki amcası mı yayardı hayvanları? İkranur hayvan otlatmazdı, amcası otlatırdı. Hani o da onun yanına gitmiş. Hani burada oyunu oynamışlar. Ben amcamın yanına gideceğim, hayvanların yanına demiş. O şekilde gitmiş yani. Hani İkranur inek yiyecek bir yaşta bir çocuk da değildi yani. Tabii tabii. Peki, genelde hayvanları nereye yayardınız? Çünkü ben etrafıma baktığımda Müge Hanım burası hep fındıklık. Ya şu bu buralar. Şu karşı taraflar var, oralara gider. Buraya kendimiz gönderiyorduk, kendileri geri geliyordu zaten. Karşı dağa. Buralarda hani yanında komşuların tarlasını falan girmesin diye kardeşim var, o bakıyordu. Kardeşim. Şimdi Müge Hanım siz de anlayın diye ben tekrar soracağım. Etrafıma baktığımda görüntülerde sadece fındıklık var. Hayvanlar otlaklıkta yayılır ya, hani anlamadığım için soruyorum. Fındıklığın dibinde mi yayılıyordu? Evet evet, bu otlar, şu otlardan falan. Fındıklığın dibindeki otları evet. Yiyorlardı. Evet aynen. Peki amca görmüş mü o gün onu? Görüntülerde de izlediniz Müge Hanım. Fındıklığın dibine girdiğimizde yürümek çok zordu. Amca peki görmüş, amca gördü mü? Gördü gördü. Görmüş zaten, sen eve git ben inekleri getireceğim demiş. Amca görüyor 14 yaşındaki gördü, amca. Yani zaten oraya sen gidiyor. Git ben inekleri getireceğim demiş, göndermiş.
Tamam, sonra amca evet, eve doğrudur. Mi geri geliyor? O gönderiyor, sonra da oradan... O... Hayır, sen eve git, ben inekleri getireceğim diyor. İkranlar o şekilde gidiyor, daha da görünmüyor işte. Peki amca sonra kaçta geldi eve? O sıra ben evde değildim. Ben evdeydim. Ben yeni gelmiştim. Ben, biz geldik o görümcemle, oradaki Sevgican teşhisiyle. Benim peşimden Tura geldi, mö falan dedi. Ben kızlara sordum, çocukları göremeyince, çocuklarım nerede falan dedim. En küçüğüm uyuyordu. Peki amca saat kaçta eve geldi? 6:30 gibi falandır. İşte benim oğlan geldi. Ya 15 dakika sonra o geldi. Dedim İkranur nerede dedi. Yusuf var, yan komşusu oğlan. Onun yanında oynuyor dedi. Yusuf da zaten yaş ortalaması evet. olarak 5-6 yaşında. Evet, aynı. Her zamanki oynadıkları yer, evin yukarısında diye hani aldırış etmedim. Orada onlara gitmiştir dedi. En sonunda da işte onun ablası gelince ben ablasını sordum. Hani İkranur da görünmüyor. Beni görünce annesine düşkün bir çocuk çünkü. Hani beni kardeşine de düşkün bir çocuk. Hani illaki duyar gelirdi bu çocuk dedim. Hani bizden dedi, çoktan çıktı dedi. O zaman kızlardan biri de dedi amcasının hani inek yayanların yanındadır dedi. Peki genelde amcasının yanına inek yaymaya gider miydi İkranur? Gitmez de, bunlarda oynardı. Genelde inek gitmezdi. Samet, evet, bak ben... Oyun alanları buralarda. Samet, burası, şunu netleştirmemiz lazım. Buyur. Baba beni duyuyor değil mi? Serdar Bey şunu netleştirir misiniz? Bu çocuk işte yeğenleriyle, akrabalarıyla falan bir yerde oynuyor. Sonra onlara diyor ki zaten yaşı da çok küçük, ben gidip ineklere bakacağım diyor. İneklere gidip baktığında orada amcayla karşılaşıyor. Ama amca ona diyor ki sen git... Değil mi? Sen de oradasın köyde. Sen git, ben sonra geleceğim diyor. Olay şöyle. Pardon, burada Sevgican da lafa giriyor. Evet. Şöyle bir şey. Daha hani şu abimden olduğu ortama girmeden İkranur, üst tarafta Erik Ağacı var. Yol, araba yolu var zaten gördük orada. Orada Erik Ağacı'nın önünde 3 tane çocuk, yani İkranur, Yusuf, Tuğra kendi kardeşiyle birlikte orada dururlarken hani dayımın köpeğiyle orada mahallenin köpeği varmış. Siz burada durmayın. Sinan yemek yemeye geliyor eve. Biz geldiğimiz sıralar. Siz burada durmayın. Köpek size dalar. Hani size şey yapar. Siz yukarı çıkın diyor. Bahçe kenarlarında kalmayın diyor. Ben de gideceğim diyor. Siz diyor şey yapmayın. Köpekler size dalar. Yukarı çıkın diyor. Mahalle tarafına diyor. Orada oynayın diyor. İkranur bunu dinlemiyor. Sinan eve gelince de İkranur abimden olduğu bölgeye iniyor. Şu anki bulundukları yere. Oradan arada çocuklara diyor ki ben diyor inekleri süreceğim. Siz buraya girmeyin. Isırgan olsun. Yani amca gidiyor ineklerin evet. başında. İnek kalıyor yani bahçede. İnek kalıyor mu? Amca yok ineklerin başında. Yok. Amca dediğimizde o da küçükmüş. Sinan evet. 14 yaşında diyorsunuz. Yani amca geliyor. Bırakıp eve mi geliyor? Evet. Siz de evde miydiniz o sırada? Evet, o Sinan eve geldiğinde ben de yeni gelmiştim zaten. Saat kaç? Saat 6'yı çeyrek geçe ben arabadan indim, eve indim. O sıra 5 dakika geçti geçmedi Sinan geldi eve. Ama artık o 6'da ineklerle gelmiştir. Yok, ineklerle gelmedi Sinan. İnekler kaça kadar duruyor? Ya biz orada karanlık gece olduğu için hani saat 8'de falan kararıyor hava orada. Hani serin olduğu için 7:30 falan o şekilde yayılıyor bahçede mal. Yine mi gittiniz, aldınız inekleri? Sinan tekrar gitti malın yanına. Bu sefer diğer kız kardeşimle birlikte, benim küçüğümle, o kaçan kız kardeşimle birlikte gidiyorlar. Daha Sinan ikramları görmüyorlar. Peki Sinan niye 6 gibi, 6 küsur gibi eve geliyor? Ya acıktım diyor. Ben eve yemeğe geliyorum diyor. Evde yemeğini yedi. Bir tane malın yanına gitti. Öğlen gelmiş miydi eve yemeğe? Yok. Öğlen gelmemişti. Yani öğlen gelseydi gelmezdi zaten o saatte eve. Hı. Ya normalde de böyle başında durup da yediğimiz inek değil bunlar. Hani salıyoruz biz bahçeye doğru. Hani onlar mahalle içine tekrardan geri dönerse falan hani geri çevirmeye ya da önde durmaya falan gidiyor yani. Şimdi bakın, bu saatler o kadar önemli ki Serdar Bey, ne olur sen de orada devreye gir ya da orada kim biliyorsa yani. Bu çocuk kaçta en son kardeşleriyle beraber oynuyordu? Ya o saatleri ben de bilmiyorum işte. En son gören Sedef Hanım, Müge Hanım, direkt ben Sedef Hanım'a mikrofonu uzatıyorum. En son siz gördünüz, yani Müge Hanım'ın sorduğu soru, en son neredeydi gördünüz?
En son kardeşim inekleri koyarmıştı. Ondan sonra biz de 5 dakika sonra falan peşinden bu tarafa geldik. Arkadaşımla birlikte, Beyza diye arkadaşım vardı. Ondan sonra Sinan arkadaşının yanında güvercinlerle oynuyordu. Ondan sonra Sinan dedim inekler nerede dedim. O dedi ki harmanın ileri tarafında falan lafı etti. Ondan sonra biz aşağı geldik, baktım çocuklar burada. Ondan sonra üçü de oynuyorlardı. Ondan sonra biz şu karşıdaki... Kim oynuyordu? Selçuk diyorum. Tuğra, İkranur, bir de Yusuf. Ondan sonra ben yaptım, balkona çıktık. Peki burada görmüştünüz. En son saat kaçta burada gördünüz? Saat tam olarak kaçtı? 5:30. 5:30? Tam 5:30'tu. Ondan sonra balkona çıktık. Müge Hanım en son saat 5:30'da bu noktada görmüştü Sedef Hanım. Minik İkranur'u arkadaşlarıyla oynarken. Ondan sonra balkona çıktık. Onlar da geldi peşimizden, üçü birlikte. Ondan sonra azıcık arkadaşla sohbet falan ettik. Biz aşağı indik. Ondan sonra gelecek misin dedim. O dedi ki yok dedi, biz de oyun oynayacağız dedi. Balkondan aşağı indik. Ondan sonra ben dedim ki hadi gel dedim. Erik alırım falan lafı ettim. Yine erik istemişti benden. Erik almıştım yukarıdan. Ondan sonra o dedi aşağı indiler. Yok dedi, omuz çekti. Ben de Yusuf'larla da oynayacağım dedi. Harmana doğru koşarak geldiler oyun mabunda. Ondan sonra daha ben de yapmadım. Bir de inatçı kızdı. Çeviremezsin dedi laftan. Ondan sonra ben de bıraktım dedim, amcasını yollarım peşinden dedim. Ondan sonra ben yukarı çıktım, Sinan'a söyledim. Sinan dedim aşağı in dedim, inekler geliyor dedim yalancıktan. Hem dedim çocuklara göz kulak ol dedim. Sinan amcası. Amcası. İnekleri yayan 14 yaşındaki amcası. Hı-hı. Ondan sonra ben yukarı çıktım, oradan ayrı eve geçtim. Ondan sonra akşam farkına vardık zaten. Yani aslında sizin de söylediğinize bakılırsa Müge Hanım 5:30'da en son Sedef Nur Hanım görüyor. Sedef Hanım görüyor en son bu noktada 5:30'da görüyor. Daha sonra Sinan da amcası, 14 yaşındaki amcası da eve geliyor ve diyor ki İkranur benim yanımdaydı, ben eve git dedim. Aslında orada bir yarım saatlik bir ara var. Nasıl diyeyim ben size? Ben Sinan'a dedim çocukların yanına indince o 15-20 dakika sonra filan inmiş aşağı. Ondan sonra İkranurları o erik ağacının dibinde görmüşler. Onu yukarı doğru köpekler de bahçedeymiş, hırlaşıyorlarmış. En son siz 5:30'da gördünüz. Evet, Sinan Bey de diyor ki benim yanıma geldi hayvan yayarken. Ben de eve git dedim diyor. Evet, eve git diye yapmış. Ondan sonra erik ağacının üst tarafını ağrı koşturmuş onları. Bu o bir de ortasının yanına geçmiş, karnı acıkmış, eve gelecekmiş. Hayır. Bu anlattığınız sonra, gibi olamaz. Sedef beni duyuyor mu? Buyurun. Bir tane şimdi bu evet, anlattığınız buyurun. Gibi olamaz. Yok, burası Hanım, karıştı. Şimdi burası karıştı. Sen eve kaçta geldin Nurcan? 6:00 geçe. 6:00 geçe geldin. Senden sonra geldi Sinan diyorsun. Evet. Ama Sedef diyor ki ben onu gördüm. Sinan yukarıdaydı, git bak dedim diyor çocuklar orada. O zaman köpekler mevzusu konuşuldu diyor. Ama senin anlattığına göre Sinan geldiğinde onlara zaten köpekler var demiş, daha önceden de eve gelmiş. Sinan ekipler geldiğinde de ekipler gelmeden önce de bize dedi. Erik dibindelerdi, ben onları yukarı koşturdum eve gelmeden önce. Köpekler var burada, dalar size dedim dedi. Eve koşturdum, ben eve geldim, onlar bir tane benim peşimden aşağı inmişler dedi. Ve en sonda zaten Sedef arkadaşında otururken mahalleye aşağı iniyor arkadaşıyla birlikte. En son diyor ben gördüm dedi, İkranur'u dedi. Ben ondan o şekilde konuştum. Bana söyleneni söyledim. Samet Güner'in yanında İkranur'u en son gören Orçun ve Yağız'la kardeş mi onlar? Bir de halası Sevda var. Sevda'da nişanlıyken halasının oğluna kaçan, yani senin kız kardeşin. Samet'cim onlar kardeş mi Orçun ve Yağız? Evet. Kardeşler. Ha, onlar da iki kardeşler. Bir bakalım onlara, evet. Kim var Samet'cim yanında? Müge Hanım dediğiniz gibi Seda Hanım da yolda. Seda Hanım da geliyor. Yanımda Orçun var, abisi Yağız var. Ve amcaları Murat Bey var. En son siz görmüşsünüz Sinan Bey'i. Sedef Hanım da anlattı, ben gördüm yanında Orçun vardı diye. Sinan Bey de şimdi geliyor. Şimdi Orçun'dan dinleyelim. Kuş mu uçurdunuz beraber? Saat kaçtı? Sinan Bey sizden sonra nereye gitti? Abi saat 6 saatlerinde yanıma geldi. 6:10 gibi. Sonra kuş falan uçurduk, saat 25 geçe 6'yı falan eve gitti, yemek yemeye gidiyorum diye direkt eve gitti. Biz de zaten o bahçede o sırada harmanda ıhlamur ayıklıyorduk. Ailemle birlikte komşular falan da vardı. O sıra zaten Sedef Hanım görmüştü zaten kardeşinin yanındayken. 5:45-5:50 civarlarında yanımıza gelip. Hani Sinan daha da buraya çocukların yanına inmedi, ineklerin yanına. İnekler zaten yukarıda bizim evin orada bahçeye girmişlerdi. Hani Sinan eve gitti yemek yemeye gidiyorum diye yanımızdan. İnekler sizin yanınızda yukarıda mıydı, evet, köyün içinde? Şu bahçeye çıkmışlardı evin ortaki. İkranur'u görmüş mü? Bahçedeydi, karşı bahçedelerdi. Sonra biz Sinan'ın babası, yani İkranur'un dedesi, amcam
Hep birlikte gördünüz Sinan. Yok. Peki İkra Nur'u gördünüz mü? İkra Nur'u görmedik. İkra Nur'u ben görmedim. Amcam da görmedi. İkra Nur'un dedesi, ben, amcam, kuzenim saat 6.30 civarlarında su, mahallemizde su yoktu. Su kesilmişti yukarıdan kanaldan. İkra Nur'un dedesi, kuzenim, ben, amcam su yapmaya gittik yukarıya. O arada Sinan da eve gitti. Sinan da eve gitmiş. Ne olduysa zaten o arada mahallede oldu. Çocuk kaybolmuş. İşte biz geri geldik saat 8.30 civarlarında, İkra Nur'un dedesi. Peki, falan. Siz mahalledeydiniz yani, o ara evdeydiniz. İkra Nur'u o gün hiç gördünüz mü eve giderken, evden çıkarken? Şöyle söyleyeyim, ben İkra Nur'u biz çay topluyorduk. Oturmuştuk Arman'a. Mahalleli bizdeydi. Hep beraber oturuyorduk ama çocuklar aşağıya geçmiş. Bu çocuklar her gün buraya gelip oynayan çocuklar. Erik yiyorlar yani, çevreye hakim bir çocuk. Erik oynuyor, sonra top oynuyorlar, gidiyorlar, eve gidiyorlar. Ama o gün ben İkna Nur'u hiç görmedim. Ama herkes görmüş, ben görmedim. Sırtım yola doğru dönük olduğu için görmedim ben onu. Güneşten sakındım, çarpmasın beni diye. Ama ben görmedim. Ondan sonra da Sinan hayvanları otlatıyordu. Sinan orada, ben Sinan'a dedim ki, Sinan mal nerede, hayvanlar nerede? Dedi bahçede, bak bunları sürüyorsun, bize yediriyorsun, bakmışsın hayvanlara dedim, takıldım öyle. Peki hiç söyledi mi size, İkra Nur ben hayvan yayarken yanıma geldi, eve git dedim, İkra Nur'u gördünüz mü dedi mi? Hayır, İkra Nur zaten hayvanların peşine asla gitmezdi. Öyle giden bir çocuk değil yani, gelip oynardı, mahallede oynayan bir çocuk bu. Her gün sürekli gelen bir çocuk yani. Çocuklarla beraber oynayıp giderdi yani. Böyle bir şey olmadı. Ama Sinan saat 6'dan sonra olan bu olay 6'dan sonra oldu, nasıl olduysa. O arada oldu. Biz su yapmaya gittik. Dedesi, ondan sonra dedesi beni aradı. Dedi ki, benim torun orada mı? Saat 8.30'tu beni aradığında dedesinin. Torun burada mı? Sizde mi? Dedim ki, ben yok. Tamam mı? Burada yok. Torun dedi, yok dedi. Ben de amcamın çocuklarının yanına dedim, bakayım dedim, benim yeğenler var, oraya gitmiş mi diye. Çıkarken babaannesi geldi zaten, anneannesi. Dedi, çocuk yok. Bundan sonra araziyi aramaya indik. Peki o arada hiç siz Sinan Bey'den, İkra Nur yanımdan gitti duydunuz mu? Sinan Bey de şimdi gelecek. Gelince hemen yanıma gelecek Müge Hanım. Siz hiç o gün başka bir şey gördünüz mü? Köyde farklı. Evin önündeydi diyorsunuz. Giren çıkan. Şöyle bir ayrıntı var. Saat 5 civarı, 5.30 civarı bir tane araba geldi mahalleye. Yukarıda viraj var. Virajdan döndü. Daha zaman gelen araba bizim kapıdan döner. Virajdan döndü. Tabii gelen araba şey inmeyince, virajdan dönünce dikkatimizi çekiyor bizim bu. Nasıl bir araba? Rengi, kırmızı, şekli? Kırmızı bir toplu bir. İkna Nur'un babasını getirmiş araba. Onlar merkezden gelmişler. Onların geldiği araçmış. İkna Nur'un annesini mi getirmiş? Annesini getirmiş. Orada, o araçmış. Yanlış anlaşılma. Sorduk yani. Tamam. Öyle bir şey oldu mu? Dikkat çekiyor. Burası yabancı bir araba oldu muydu? Hemen dikkatimizi çekip biz hemen itibat kurarız yani. Burada asla öyle bir şey olmadı. Zaten burası köy yeri. Yukarıdan mahalleden ilk evin yanından geçti miydi? Bir araç, yabancı araç indi miydi? Sorarlar, aşağıda hasta mı var, söker mi var diye. Hemen haberdar oluyor herkes birbirinden. Aynen. Ama o gün hiçbir araç gelmedi. Görmedik. Yani olay bundan ibaret. Ama bu çocuk buraya aşağı gitme şansı yok. Gitmez yani. Çocuk. Peki hiç siz kapıda olduğunuz için soruyorum. Hiç yabancı birini gördünüz mü köyde? Yabancı. Zaten yabancı birisi gelse biz çevirip soruyoruz. Sen kimsin, neredensin, nereye gidiyorsun, kimi arıyorsun sorarız yani. Asla öyle bir herhangi bir şey geçmedi. Peki anlamak için soracağım. Şu an Harman yerindeyiz. İkra Nur'un kaybolduğu noktada. Buraya en yakın yol neresi? Köy içinden gelen başka bir yol var mı? Başka yol yok, bu yol. En yakın yol sizin girip çıktığınız yol. Yukarıdan giren araba yukarıda çıkmak zorunda. Başka yerden gitme şansı yok. Peki buraya en yakın yol nerede? Hani yürüyüp gelebileceğiniz. Çünkü etrafımız ova. Aşağıda var bir yol. Oradan gelebilir yani. Ama oradan da yani gelemez. Çünkü bahçe paldırlı yani, her adam. Paldırlı yani, pis otlu, kalabalık otlu. Otlu girip çıkamaz yani. Araziyi çok iyi bilmesi lazım buraya gelen insanın. Araziyi bilmeyen insan bunlara gelemez. Çünkü burası bizim kendi toprağımız. Samet. Kendi yerim benim burası. Peki bu ailenin kendi içinde yerim. Yaşadığı tartışmadan şüpheleniyorlar mı? Bu çocuk da çok hakim bu araziye. Peki siz köylü olarak, Müge Hanım soruyor. Ailenin kendi içinde yaşadığı bu tartışmadan şüpheleniyor musunuz? Nişanlanma, hala oğluyla kaçma. Tabii şöyle söyleyeyim. Bunun bakarak, bunun kızı vardı, nişanlıydı başka bir yere. Bundan 15-20 gün önce veyahut da bir ay önce, tam tarihini bilmiyorum, bir ay önce halasının oğluna kaçtı. Nişanlıydı. Ama bundan dolayı bir sürtüklü asla ve asla o karşı tarafı aileden öyle bir yanlış geleceğini düşünmüyorum. Çünkü karşı tarafı aileden öyle bir şeyle olmaz. Bilmiyorum. Ama tabii biz bu ailenin sürekli içinde olmadığımız için evde ne yaşandığını da bilemeyiz.
Başka ona bir şey söyleyemiyorum yani. Gözümle görmediğim şeye. Ama siz tarafları tanıyorsunuz. Yani bir tartışma olur mu? Yükselinir mi? Yok, asla olmadı. Öyle bir tartışmalar ama. Adam sadece yani yetmiş olduğu masrafı istemiş. Ben de bu duydum aileyle kadere. Problem onlar da masraf vermişler. Yani. Hepsi bu. Başka bir şey. Bir saniye Samet'im bir saniye. Samet bir saniye. Ama Sevgican. Samet bir saniye. Sevgican ama hani sizin kendi ailenizin içinde yaşadığı, sizi şikayet edenler o gün mü, kaybolduğu gün mü jandarmaya şikayet ettiler? Yok hayır. O kardeşimin kaçtığı günden 2-3 gün sonra bizi şikayet ettiler. Bir 10 gün önce falan evet. Yani. Hani bize yaklaşmasınlar, bize şey sataşmasınlar gibisinden bize uzaklaştırma şey yaptılar yani. Anladım. Amca mı yanında şu anda? Evet Sina. Amca bir anlatsın. Bakayım göreyim bir amca. Bu amca da küçük. Bu amca da küçük. Evet Müge Hanım. Amca yanımızda, Sinan Bey yanımızda. 14 yaşındaydınız değil mi? Evet. Peki o gün neler yaşandı? Ne oldu? İkranur'u nerede gördünüz? Hayvan nerede yayıyordunuz? İkranur yanınıza geldi. Ya şimdi kameraya bakarak lütfen. Şimdi ben arkadaydım tabii. Şey arkaya bıraktım ineği. Gidiyordum. Erik ağacı var orada. Erik ağacın oradaydı. Eve doğru giderken. Ha, aynen. Erik ağacın oradaydı. Ben dedim köpekler var dedim. Yukarı çıkın dedim. Isırır dedim. Onlar da işte yukarı çıktı Nefi dengen oraya. Orada şey sonra ben arkadaşımın yanına gittim Orçun'un. Oradalardı oynuyorlardı. Sonra da şey Yusuf geldi yanımıza. Yusuf eve şey ikranır ay Yusuf dedi eve gidiyorum mu ne dedi. Sonra ben dedim çocuklar nerede dedim. İkranur aşağı indi. Tuğra eve gitti dedi. Yusuf zaten Yusuf, İkranur ve Tuğra burada oyun oynuyordu. Bizim bilgimiz bu. Tamam burada oynuyorlardı. Ben geldiğimde yoklardı işte. Sonra bir tane yukarı çıkıyordum. Erik ağacını orada gördüm. Kimi gördünüz? Ya Tuğra'yı, İkranur'u, Yusuf'u gördüm. Sonra işte Nefi dengemin oraya çıkardım. Orada üçü falan oyun oynuyorlardı. Ben de şey yaptım. Yusuf geldi yanımıza. İkranur aşağı indi dedi. Tuğra da eve gitti. Ben de bir tane ikranların peşinde aşağı indim. Burada yoktu. Ben de bir tane eve gittim işte yemek yemeye. İkranları bulamayınca şey yaptım. Eve gittim yemeğimi yedim. Ablam vardı Sevda ablam. Hı-hı. Yani kısacası Ayşe. Ayşe ablamla birlikte Sevda. Buraya geldim. Aynen. Adı Sevda değil mi? Sevda. Onunla birlikte bir tane buraya geldim. Peki bizim öğrendiğimiz biraz önce söylenen şey. Siz hayvan otlatırken yanına gelmiş İkranur. Benim yanıma falan gelmedi. 7 yaşındaki İkranur'un şüpheli kaybı. Tuma Gönüş beni dinlemiyor. Evet seni çekiyorum. Nerede, nasıl ve ne zaman kayboldu? Faaliyete başlayalım. Yaşındaki İkranur'un 27 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerindeki kaybının peşine düşen ekibimiz küçük kızın o gün izlediği güzergahı takip etti. İkranur babaannesinin evinden çıktı arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için köyün hemen sonunda çıkmaz sokakta olan harman yerine doğru ilerledi. İkranur Tirsi kaybolmadan önce neler yapmış, nerelere gitmişti? Küçük kızı son görenlerden biri olan halası Sedef Tirsi ve kuzeni Beyza o gün neler olduğunu anlattı. Biz evden çıktık, buradan hani erik topladık. Ondan sonra yiye harmana doğru ilerledik. Buraya geldik, ondan sonra çocukların olduğunu gördük. Şu orta kısımda oyun oynuyorlardı o sıra, tam harmana yaklaşmadan. Sonrasında bizi gördüler, evin kapısının hizasına geldiler. Kapıya falan vuruyorlardı, öyle oyun oynuyorlardı. Biz de ondan sonra yukarı çıktık. Ben tam buradan aşağı bakarak şöyle eğildim az da hatta. Çivit'i buraya attım hani dikkatlerini çekmek için bize baksınlar diye. Sonra hep birlikte buraya koştular şuradan çıktılar. İkranur buradan içeri baktı bayağı inceledi falan. Erikleri bitirdikten sonra yine erik istediler. Yukarı gidelim yukarıdan alırız hem eve de götürürüz dedim. Yok dedi ben de Yusuflarla oynayacağım dedi. Ondan sonra biz aşağı indik. Ondan sonra gülüşe oynaşa ileri doğru harmana doğru gitmeye başladılar. İşte en son ikranları burada gördük. Sonra daha da hiç görmedik. Eve doğru gittik biz. Sedef Tirsi 7 yaşındaki yeğenini oynadığı yerde bırakıp eve dönerken 14 yaşındaki kardeşi Sinan ve arkadaşlarını gördüğünü de anlatıyor. Çocukların yanından ayrıldık eve doğru yol alırken Orçun'un evinin yanında Orçun'la birlikte Sinan'ı gördüm. Sinan'a döndüm dedim ki çocuklara göz kulak ol inekler de gelmeye başlamış yanlarına in dedim ve eve doğru devam ettim.
Ablam bana dedi ki işte inekleri kontrol et dedi, çocukları falan. Ben tamam dedim, yukarı çıktı o, kontrol etmeye gittim. 14 yaşındaki amca ise hayvanlarla ilgilenmek için arkadaşlarının yanından ayrılıyor. Harman yerine geldiğimde inekler buradaydı. İkranları göremeyince de köyü yerine doğru geri gittim. 7 yaşındaki yeğeni İkran Nur'u kardeşi ve arkadaşıyla erik ağacının altında oynarken de görmüştü amcası. Ben bu ağacın oraya geldiğimde İkran, Tuğra, Yusuf erik almaya çalışıyorlardı sopalarla. Köpekler vardı, dikkatini ısırırdı. Benimle birlikte yukarı doğru çıktılar. Arkamdan buraya kadar geldiler. Orçun'un evine bir iki ev kala ayrıldılar benden. Ben Orçun'un evine oraya gittim. Ben Orçun'un yanına geldim buraya bir tane. Yusuf geldi yanımıza. Çocuklardan birisi Yusuf. Çocuklar nerede? Tuğra eve gitti. İkran Nur işte aşağı git dedi. Ben indim baktım bulamadım. Eve şu bir tane yukarı çıktım Orçun'un yanına. Ben Orçun'a dedim eve gidiyorum dedim. Görüşürüz dedim. Yemek yiyeceğim dedim. Yemeğimi yedim işte aşağı indim bir tane bahçeden ablamla. Aşağıda ineği bir iki saat daha yedik geldik. Eve bıraktık inekleri. Sonra çocuğun kaybolduğunu öğrendik işte. Bir daha İkra'yı görmedik. Yani görmedik. Şimdi ben bu amcanın son anlattığını hiçbir şey anlamadım. Çok izledim. Şu son anlattığı var ya, bir daha onu getirir misiniz? Siz ne anlıyorsunuz? Bana anlatır mısınız? Söyleyeceğim. Bir izleyin. Ben hiçbir şey anlamıyorum çünkü. Tam o son 30 saniyesi. Fark etmez öncesi sonrası ya amcanın. Arkamdan buraya kadar geldiler. Orçun'un evine bir iki ev kala ayrıldılar benden. Ben Orçun'un evine oraya gittim. Ben Orçun'un yanına geldim buraya bir tane. Yusuf geldi yanımıza. Çocuklardan birisi Yusuf. Çocuklar nerede? Tuğra eve gitti. İkran Nur işte aşağı git dedi. Ben indim baktım. Diyor ki ben diyor Orçun'la, neydi öteki çocuğun adı? Yağız. Ekranda kalsın. Orçun'la Yağız'ın yanındaydım. Şimdi bunlar üç kardeşler ya, üç çocuklar. Evet. Bir tanesi gitmiş eve diyor zaten. Diğer erkek çocuk yanıma geldi. Ben ona İkran Nur'u sorduğumda o da dedi ki o aşağıya doğru gitti. Şimdi aşağıya doğru gidince nereye gidiliyor? Ya o Harman geldi az önceki yani. Gösterdiği yere. Ama tek başına kalıyor. Ve ona o diğer çocuğun eve gidişini aynı güzergah olmasına rağmen görmüyor hiçbiri. Yok. Bir de şöyle ama tek bir yol şey var. Bu tarafa giden yollar, bir yollar de mahalle yukarı giden yollar. Bu taraf bahçeden ağrı eve çıkıyor. Bizim eve çıkıyor. Hayatım, İkran Nur'un oynadığı çocuklar, İkran Nur 7 yaşında. Diğerleri evet. Kaç yaşında? 6. 6 yaşında ikisi de. İkisi de 6 yaşında. Evet. Üç kardeş mi bunlar, komşuda kardeş var mı? Kardeş değil. Bir tanesi kardeşi, diğeri komşunun oğlu. Yusuf dediğimiz komşunun oğlu. Diğeri de? Diğeri kardeşi. Adı neydi? Tuğra. Yusuf'la Tuğra. Yani Yusuf, Tuğra, İkran Nur oynuyorlar. Evet. Sonra diyor ki amca ben gördüm, bir tanesi eve geliyordu. Diğeri gitti zaten dediler. Bu da eve gidiyordu. İkran Nur nerede dedim. O da aşağıya doğru gitti dedi. Şimdi sahip çıkacaklardı bunlar, bütün amcalar, yeğenler falan. Evet. O tek başına gitmiş, onun peşine düşmemişler. Hadi bu da küçük, bir şey demiyorum ona. Şimdi devamını izleyelim. Bulamadım. Eve şimdi bir tane yukarı çıktım Orçun'un yanına. Ben Orçun'a dedim eve gidiyorum dedim. Görüşürüz dedim. Yemek yiyeceğim dedim. Yemeğimi yedim işte. Diyor ki ben de gittim onun bir peşine aşağıya dediler diye. Gittim bulamadım. Aslında bulması gerekmiyor mu hani? Evet, bakması gerekiyor. Gittim arkasından bulamadım. Tekrar yukarı Orçun'un yanına çıktım. Ben yemek yemeye gidiyorum dedim diyor. Ve yemeğe gittim diyor. Evet. Şimdi eve. İşte aşağı indim bir tane bahçeden ablamla. Aşağıda ineği bir iki saat daha yedik geldik. Eve bıraktık inekleri. Ablamla bu sefer aşağı indik. İki saat daha yedik diyor. Neyi yemişler? Yedik diyor. Yerdik ineği. Yani. Devam, hani inek yedik diyor iki saat sonra. Hayır, iki saat boyunca ineklerin yanında durduk. Yani şimdi bütün çocuklar eve gidiyor. İkran Nur yok. Amca gidiyor aşağıda tek başına olduğunu biliyor. Arıyor bulamıyor. Evet. Yukarı çıkıyor yemek yiyor. Yemekten sonra hangi ablasıyla beraber? Benim küçüğümle, o kaçan kardeşimle. Sevda. Sevda. O küçüğü dediğinde kaç yaşındaydı? 25. 25 yaşında küçük olup küçük benim değil. Benim küçüğüm dedim. 25 yaşındaki kızla beraber tekrar ineklerin yanına geliyorlar. 2 saat evet. İneklerin yanında duruyorlar. Hani ikran yine yok ortada. Yok. Sonra çocukların kaybolduğunu, çocuğun kaybolduğunu öğrendik işte. Bir daha ikrayı görmedik. Yani görmedik. O zaman inekten sonra tekrar yukarı çıkıyorlar. İnek çocuğun kaybolduğunu öğreniyorlar. Eve geldiği zaman, inekleri getirdikleri zaman ikranı soruyoruz hani akşam oldu diye. Nerede, gelmedi mi bu çocuk eve diye.
şey diyorlar, Yusuflardadır. Tablet oynuyordur. Hani tablet yani oynamıyor. Onlara mı soruyorsunuz? Amcayla senin kız kardeşine mi soruyorlar? Onunla, onlarla sanıyorlar çünkü. Evet, biz onlarla sanıyoruz. Onlar da dedi ki Yusuf'un yanındadır, tablet oynuyordur. Biz yukarı çıktı, kardeşlerim sordu. İkra Nur sizde mi? Ama iyi de Yusuf eve gitti. İkra da aşağıya doğru gitti diye demiş zaten. Ya ben diyorum ya, bana kayboldu muhabbeti, ben içerideydim. Ben dışarı çıkana kadar zaten bir tane kardeşim yukarı çıkıp soruyor. İkra Nur sizde mi diye. Hani geri dönüp de size mi saptı eve gelmediğine göre. Onlar diyor bizde yok. Yukarıdaki komşulara soruyorlar var mı diye. Onlar da diyor yok. Aşağıya arıyorlar, onlar da yok. 7 yaşındaki İkra Nur öldürüldü mü? Yavrum İkram, yavrum. Yakınları ne dedi? Onun oraya gitmesinin imkanı yok. Kimlerden şüpheleniyorlar? Hepsinden şikayetçiyim. Çocuğa bir şey yapmamış olsa o çocuk ölmezdi. Elimdeki yavrumun gelinliği, bebeğe çocuğu bu. Cenaze evinden ve ölü bulunduğu yerden canlı yayın az sonra Müge Anlı'da. Mavi gözlü ana kuzusuydu. Biberonsuz uyuyamazdı. Hiç yalnız kalmamıştı. Karanlıktan korkuyordu. Bu toprağın çocukları, bu vatanın melekleri. Leyla. Nereye gideceksin? Acaba biber bulamışız, sütlerinden mi? Seda Nur. Ecrin. Öpücük anne. İkra Nur. Karanlıktan korkan bir çocuktu. Çocuk ölür, insanlık ölür. Efendim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Günaydın diyemiyorum çünkü her birimiz aslında çok acı ve kötü bir güne uyandık. Ne yazık ki kaybının 68. saatinde küçük İkra Nur'un yaşadığı İcilli köyündeki Adaköy deresinde ölü bulunduğu ortaya çıktı. Saat 14 sıralarında geldi acı haber. Az sonra size bütün ayrıntıları ileteceğim ama yani sözün bittiği yerdeyiz. Evet, evet. Küçük İkra Nur'dan gelen acı haber. Lütfen. Ne yazık ki üzücü bir haber aldık. Dere yatağında ölü olarak bulundu. 27 Haziran Cumartesi günü babaannesinin Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyündeki evinin yakınlarında kaybolmuştu 7 yaşındaki İkra Nur. Şu yoldan ağrı gitmiş, daha da çocuktan haber yok. Bildiği bir yer, 40 yılda bir gidip kaybolacağı bir yer değil. Niye gitti de geri dönmedi? Benim artık fikrim o yöne gitti. Hani daha kaybolma şeyi yok. Benim ilk göz ağrımdı. Ben onu hani gözümden sakındım hani. Düşmesin, doğru indi. Karanlıktan korkan bir çocuktu. İçim aynı anlıyor. Cumartesi günü saat 21'den itibaren jandarma ekiplerinin aramaya başladığı küçük İkra Nur'a bir türlü ulaşılamazken AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin de katılımıyla her yer didik didik karanmıştı. Sonuçta bir korkan bir kız, hani karanlıktan falan ses verebilirdi. Tepki alamadık biz. Ben dedim çocuklar nerede dedim. İkra Nur aşağı indi. İz takip ve kadavra köpeklerinin de görev aldığı aramalar havadan ve karadan sürdürüldü. Ama küçük kız hiçbir yerde bulunamamıştı. Kızımıza ait hani bir ayakkabısı olur, bir tokası olur, kıyafetinden bir parça olur. Fakat hiçbir ize rastlanılmadı. Köy halkı da diyor ki bu şekilde bu çocuk kaybolmaz. O konuda herkeste farklı farklı düşünceler var. Arama çalışmalarında dördüncü güne girilirken tam 68 saat sonra 7 yaşındaki İkra Nur'dan acı haber geldi. Arama çalışmaları neticesinde İncirli Köyü'nün hemen altında bulunan derede ne yazık ki İkra Nur'un cansız bedenine ulaşıldı.
Dere yatağının ortasında bulunan küçük İkranur, olay yeri inceleme ekibinin gelmesinin ardından sudan çıkartıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri de o noktaya gidiyorlar. Savcının incelemesi yapılacak. Ekipler güvenlik önlemleri aldı. Derenin diğer tarafında ambulanslar var. Sağlık ekiplerini görüyoruz. Adaköy Deresi'nde arama çalışmasını sürdüren Ordu İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi dalgıçları küçük kızı evlerinin birkaç kilometre uzağında ölü olarak buldu. Olay yeri inceleme ekipleri yine incelemelerine devam ediyor. Bu çocuğu gelip buraya biri öldürdü. Ne yaptıysam gelip buraya attılar. Kaç tane böyle çocuklarımız ölecek? Ya çok yazık ya, çok üzülüyoruz. Yazık, günah. Allah'ım sabırlık versin. Bilmiyorum, daha bir şey söyleyemiyoruz yani. Evimiz nerede? Çocuğun geldiği yer nerede? Birileri geldi buraya öldürüp attı. Kendi başına gelmesi imkansız bir şey. Çünkü ucunda uçurum yok, bir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Halbuki buralar arandı. Dünden sonra, aranandan sonra mı buraya attılar? Bir de o da geliyor şimdi insanın aklına. Müge Anlı'ya buradan teşekkürlerimizi sunarız. Allah razı olsun. Onu Allah başımızdan eksik etmesin. İnşallah faili de bir an için yakalanır. Müge Anlı kardeşimiz kendisi de ilgilenecektir. Yakın zamanda bize haber verecektir. 3 gündür uyku uyumadık bu çocuğun, böyle duyduk. Çıkacak hiçbir şey, bir yerde bir şey kalmaz. Bunun gibi biz de Müge Hanım'da neler duyuyoruz. Başımızda yani hep böyle yani olaylar oluyor. Günlerdir burada insanlar, biz dahil, biz bu köyde yaşıyoruz. Bütün çevre köylerden, illerden insanlar seferber oldu. 3 günden beri biz burada bu çocuğu arıyoruz. Yani buralarda bizim gezmediğimiz en ufak bir alan kalmadı. Sözün bittiği yer burası. Hepimizin başı sağ olsun. Günlerdir her yerde aranan küçük kızın cenazesi ambulansa konularak otopsi işlemi için Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evet, seni çekiyorum. Çekme. Bakayım. Hemen de kamerasına bakayım. Bakayım bakayım. Hala telefonu kırmış. Kim kırdı? Hala kırmış. Sen mi kırdın? Başınız sağ olsun. Evet. Sağ olsun. Yani hepimiz... Şimdi akılla kalp böyle olaylarda gerçekten çok çelişiyor. Akıl başka bir şey söylüyor ama insanın kalbi... Yani alınsın, götürülsün, bir yerde kaçılsın. Hep diyorum ya, en iyi ihtimal baba olsun da alsın götürsün. Birisine kızgınlık, hani alsın götürsün getirsin. Kalp böyle istiyor. Ama ne yazık ki çocuklarımızın kalbinde bu acı sonu ister istemez yaşıyoruz. Bakın havalar ısınmaya başladı. Çok iyi anlıyorum. Hani biz köyde böyle yaşardık, biz mahallemizde böyle yaşardık, biz parkta böyle yaşardık diye konuşanlar oluyor. O kadar anlık bir olay ki. O an yani ne olduğunu bilmiyoruz şu anda ama yani o an içinde işte oluyor. Bir takım sırtlanlar da bekliyorlar böyle bu sahipsiz kuzuları gidip alıp yakalamak için. Bu her yerde olabilir. Yani bugün Giresun'da, ondan evvel başka bir yerde, bundan sonra olmasın. Yani temennimiz o. Ama asıl olan çocuğunu gözünün önünden ayırmayacaksın. Yani bunun başka hiçbir çaresi yok. Bu üzücü olayları tekrar tekrar yaşamamak için söylenebilecek şey bu. Olay yerine gelen Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, İkranur'u sağ salim ailesine teslim etmek istediklerini ancak cansız bedeniyle dere yatağında karşılaştıklarını belirterek, savcılığımız marifetiyle çok yönlü soruşturma yürütülüyor. O bölgede 2 gündür çok arama çalışması yapıldı. Şu an söyleyeceğimiz her şey soruşturmanın selametini etkileyebilir. Dere yatağında bulundu. İkranur'un cansız bedeni suyun içindeydi ancak su derinliği fazla değildi dedi. Giresun Valiliği'nin yaptığı açıklamada da diyor ki biz 170 personelle aradık. Kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre, kuş bakışı 1 kilometre uzaklıkta bir yer. Olayla ilgili adli tahkikat başladı. Bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması temennisiyle minik kızımıza Allah'tan rahmet, acılı aileye sabır ve başsağlığı dileriz dedi. Ön otopsi raporu belirlendi. Yapılan açıklama, ön otopsi raporunda herhangi bir bulguya rastlanılmadığı, ölüm nedeninin belirlenmesi için de Trabzon Adli Tıp Kurumu'na başvurulacağı yönünde. Bugün cenazenin kalkması bekleniyor. Halalar da yayınımızdan az sonra. Siz de Serpil'in eşisiniz herhalde, evet. Hep beraber.
Onlar da gidecekler. Ama yapılan açıklamada çocuğun ölüm sebebiyle ilgili bir bilgi notu paylaşılmadı. Biraz adli tıbba gitmiş mi acaba çocuk? Hocam zaten dün ikide bulundu. Dün gitti hocam. Ön otopsi yapıldı. Ön otopsi yani dış muayenesi yapıldı. Şu anda daha ön otopsi incelemesi detaylı inceleme yapılmamış. Yani detaylı inceleme için daha adli tıptan gelecek sonuç beklenecek. Ama ön otopsi muayenesiyle ilgili şu an henüz bir bulguya rastlamadık açıklaması yapıldı. Tabii. Tabii ön otopsi dediğimiz zaten dış muayene bulguları. Yani harici muayene yani. Evet. Dolayısıyla hani onunla bir kanaat bildirmek ya da ölüm şeklinde bir söylemek zaten mümkün değil. Çok belirgin bir şey olursa anca o söylenebilir. Ancak çok bir ateşli silah. Yaralanmasına bağlı ölüm olur. Ama şu ya da var zaten hani herkes kalktı koptu yine. Doğrusu da bu aslında yani ülkece gerçekten çok büyük üzüntü yaşadık. Bu nedenle ben şu anda hani tahkikat yürütülürken çok net bilgilerin de paylaşılmadığını düşünüyorum. Doğrusu da budur belki evet, de şu tabii, noktada evet. Doğrusu da budur. Çünkü net bir şekilde eğer gidip de eğer birisi bir şey yaptıysa onu almıyorsan bu kaos yaratmaktan başka bir şeye yaramaz. O nedenle devlet yetkilileri de son derece dikkatli açıklamalar yapıyor. Biraz hani geçiştirici açıklamalar yapıyorlar. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporu bekliyoruz. Tahkikat sürüyor açıklaması yapıyorlar. Halalar biliyorsunuz İstanbul'da bizimle beraberdi. Onlar haberi aldılar. Küçük yeğenlerini kaybeden halaların adeta dünyaları yıkıldı. Allah bu çocuğuma yapanın aynısını yaşatsın onlara da. Bir cani olsa bile o çocuğa dokunmaz yani. Bizim köyde öyle bir insan yok. Hem Nazlı Ahmetli'den ya da köyden birisiyle muhatap olduysa reddetti adamı. Konuştu geri çevirdi. Ondan sonra adam da yediremedi kendine. Çocuğundan çıkarttı bütün hıncını. Çocuğa bir şey yapmamış olsa o çocuk ölmezdi. Bu çocuğu oradan birisi ya haberi vardı aşağı gelecek kişiyle haberleştiler. Bu şekilde bu çocuğu kaybettiler buradan. O çocuğun oradan kaybolma ihtimali yok yani. Hiçbir şekilde yok. Paşalıgil Ahmetli tarafı işte o çocuğun oynadığı bölümler. Hepsinden şikayetçiyim yani. Hepsinin tek tek ifadesi alınsın. İyice yine evi didik didik aransın yani. Gözyaşlarını tutamayan hala 7 yaşındaki İkranur'un ölü olarak bulunduğu yere kendi başına gidemeyeceğini söylüyor. Hiçbir şekilde İkranur oraya inme şansı yok yani. Ben evin oradaki kaybolduğu yerden aşağı inme ihtimali yok diyorum. Yani ta neresi? O mesafeye gitme şansı İkranur hiç yok. Aldığı acı haberle yıkılan Serpil Memik de 7 yaşındaki yeğeni İkranur'a biri ya da birilerinin kıydığını düşünüyor. Yani birisi aldı her şey yayılınca yani vermeye korktu diye düşünüyordum ama... Hem Ahmetli köyü hem İcilli köyündeki herkes, yani mahalledeki gençler dahi benim için şüpheli yani. Orada yani herkes biliyordu onun orada olduğunu ve tenhada yakaladılar o çocuğu ve götürdüler. Daha onun oraya gitmesinin imkanı yok. Siz kendi başına gidemez oraya diyorsunuz. Kesinlikle gidemez. Kesinlikle gidemez. Ya yani en fazla 10 adım. 10 adım sonra o artık hani kendinden şapaş belini geri döner. Uzak da bir mesafe. Yani kuş bakışı 1 kilometre ama valilik yaptığı açıklamada 6-7 kilometre orası demiş. Bayağı uzak. Hem oraya varana kadar zaten onun illa bir engelle karşılaşacak orada. Çıtırlık, hani çalılık, uçurum, o buzlar. İlla ki bir şey. Hani o yolu bulması... Sık sık ağaç. Aynen. Ağaçlar olan bir yer. Hiçbir şekilde ulaşamaz. Tabii deniyor ki biz o dereye de baktık. Şimdi derenin debisi yüksek değil. Derinliği falan da yüksek. Aslında orası aranmış. Bir beyefendi. Aranmış. Ama daha şöyle sonra bir şey var. Yani aranırken hiç buraya gideceği tahmin de edilmediği için aslında bakılmış. Çünkü şimdi birini aradığımız zaman biz eğer o mevkiyi biliyorsak gidebileceği yerlere bakarız. Tabii. Değil mi hani? Evet. Yani ne bileyim şu koltuğu kaldırıp da altında kedi aramayız. Yani kedinin de gireceği yer vardır deriz. Bakılmış ama böyle balık adamlarla falan hani dereye girilerek bir arama çalışması yapılmamış. Çünkü halaların dediği gibi Soner Bey'in dediği siz de o köyde mi yaşıyorsunuz? Yok ben Esmer'i yaşıyorum.
Ama biliyorsunuz orayı. Biliyorum. Peki. Oraya hani o şekilde hayatta oraya o gideceğini zannetmiyorum yani. Onu bildiği, korktuğu için, onu evleri aranacağını bildiği için onu dün akşam getirip oraya bıraktılar. Yani ben öyle sanıyorum yani. Gece bırakılmış yani o. Aile zaten karakolda haberini aldı, köyden haber aldı. Karakolda olduklarını, kimse orada olmadığını bildiği halde götürüp onu kasti şekilde iki kişiyle oradan bir kişi atacağını zannetmiyorum. Ya sırtına bağlayıp da oradan inip aşağı inmesi lazım. Ha, o kadar diyorsunuz, o kadar dik bir yer ki yani zor. Aynen. Da yani oraya gitmeye. Ya, olduğu yer 2 metre yüksek, 1 metre demiri saysa 3 metre. Onu o şekilde uzağa atamaz yani, atsa hani orada kayanın kenarında yani. Kendisinin de o şekilde oraya yürüme imkanı, inme yok. İmkanı yok. Yok. Efendim yol geçiyor. Bahçenin içinden, bahçenin içinden gelmiş o kişi. Oradan iki kişi ya da bir kişi tarafından oraya bırakılmış yani. Derenin evet. Kenarından zaten yol uzak, geçiyor görüldüğü kadarıyla. Bu tarafı yol. Bu tarafta yol, bahçe. Yol geçiyor. Bahçeler var. Bahçeler var yani. Bir tarafı bahçe ama dediğinizden tabii şu anlaşılıyor. Kendi başına gitmesi hiç yok. Mümkün hiç değil. Oraya zaten hiç o kendisi gitmedi. Yani bizde bile hiç gitmedi oraya. O ya bölgeyi bilmiyor bile. Ben de gittiğini hocam, hiç düşünmüyorum. Bir de küçük bir çocuk. Şimdi aile fertlerine baktığımız zaman hani ufak tefek insanlar yani yapı olarak tabii, da. Şimdi yani minyon yapıda insanlar. Yani 7 yaşındaki çocuğu da o şekilde değerlendiriyor. Hani bazısı var 7 yaşında, bazısı var daha minyon. Evet. Şimdi o çocuk gittiği zaman anlatmaya çalıştıkları, biz aslında küçücük bahçelerde bile bunu görüyoruz. Ağacın dalı takılıyor. İşte evet. Isırgan var demişler birbirlerine. Evet. Yani ısırganların arasında falan o çocuğun o kadar yol yürümesi. Sadece halalar tek söylüyor. Ona da mancak gider diyorlar. Tek başına gitmesi mümkün değil mutlaka. Aynen. Bir de yaşı itibariyle. Biri veya yaşını, birileri götürüp oraya yaşını bıraktı. Yaşını dikkate almak lazım. Yani 3-5 yaşında bir çocuk olsa hadi düşünmeden yürür. Ama 7 yaşındaki bir çocuk bir takım şeylerin farkındadır. Evet. Hocam bir de 7 yaşındaki çocuk arkadaşsız o kadar uzun saat durmaz. 7 yaşındaki çocuk yanına arkadaş ister. Bak 3 çocuk oynuyorlarmış. Durmaz. Yani sıkılır onun, canı sıkılır. Ne ineğin peşinde bir durur korkar, o kadar. Bir de korkar. Yani durmaz. Şimdi biliyorsunuz İbrahim Gündoğdu dün yayınımıza bağlanmıştı ve demişti ki ben çığlık sesi duydum. Çok uyuyor aslında. Yani İbrahim Bey'in ve bir komşuları daha vardı. Adı neydi diğer komşunun? Rasim Bey'di herhalde. Rasim Bey ve İbrahim Bey zaten yan yana evleri. Evet. Demişlerdi ki biz akşam 8 civarı, onu da ezan saatinden biliyorlar. 8 civarında acı bir çığlık. Yani acı hissiyle ortaya çıkan bir çocuk çığlığı duyduk demişti. Evet. Bakın çocuğu da söylediler. Acı çeken bir çığlık dediler. 3 kere bağırdığını söylediler. Şimdi dronlarımız da hazırlansın. Ben size nerede bulunduğunu göstereceğim. Ve demişti ki bize İbrahim Bey, benim bahçemde ayak izi vardı. Çizme ayak izi. Aslında evet. Çizme dediği bir botun ayak iziymiş. Arkadaşlarımız görüntüler. İşte iddialar şu yönde. O ayak izlerini takip edildiğinde bu dereye varıyormuş. Yani o bahçeler dediğiniz yerde o aslında. Bahçelerden o ayak izlerini takip edildiğinde bu dereye varıldığı yönünde de bir takım iddialar var. Haberimizi izleyelim. Önce çığlık, ardından ayak izleri. Küçük İkranur'un acı sonu. Ben dinlemiyorum. Evet, seni çekiyorum. Haber ekibimiz çok dikkat çekici bir görgü tanığıyla görüşmüştü. Kamelede otururken tam arkamda kız çocuğu sesi çığlığı duydum. Canı yanmış tarzıydı. Yani üçüncü kez bir daha çığlık oldu. Hayırdır dedim kendi kendime. İkranur'un kaybolduğu dakikalarda bir çığlık sesi duyan İbrahim Gündoğdu bu sesin geldiği yeri de işaret etmişti. Size bulunduğum yeri anlatayım çocuğun kaybolduğu yerle. Harman yeri, eski ev yeri, Karadere benim şu anda bulunduğum yer. Baktığımda buradan 1,5 kilometre. Çocuğun kaybolduğu mahallenin insanların kullandığı yer bu yol. İbrahim Gündoğdu'nun jandarmaya ihbarı üzerine çığlık sesinin duyulduğu alanda inceleme yapan ekipler bir de ayak izine rastlamıştı. Jandarma işinde o noktaya gidiliyor. İzler tekrar incelenecek. Bak görüyor musun?
Şuraya bak. Çizme gibi. Zaten erkek ayakkabısı çizme şeklinde. Bot veya çizme ikisi de olabilir. Sesin geldiği yeri canlı yayında kameralara da göstermişti İbrahim Gündoğdu. Benimkisi Ahmetli Köyü merkez. Sesin geldiği yer. Yani şu istikamet. Benim şu anda bulunduğum yerle sesin arasında 1,5 kilometre var. Arkamda vadinin diğer tarafı şu mahalle. Rasim Bey'in evi, yani Kadir Can Gündoğdu'nun evi. Vadinin devamında sağa doğru hareket ettiğinizde ise İbrahim Bey'in evi var. Ağaçlardan dolayı göremiyoruz. Ama çok yakın mevkide. En önemli delil de bu yani. Saat 8 civarı duyulan işte bu çığlık. Sesin geldiği yeri ve ayak izini araştıran ekipler küçük kızın ölü olarak bulunduğu dere yatağına ulaşmışlardı. Karanlıktan korkan bir çocuktu.